Sevgili konuklarımız ve ekranı başındaki sevgili türkü ve şiir dostları, hepinize merhaba. Bugün çok özel bir konumuz var. Yusuf abinin ve benim hemşerimiz, o birazdan ismini sizlere zikredecek. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Söz sende abi. Teşekkürler Taylan Özgür. Teşekkürler. Bugün Grup Mektup Orkestrası yok. Teşekkürler Ferhat Tunç Orkestrası. Hoş geldiniz stüdyo konuklarım. Sefalar getirdiniz. İyi akşamlar güzel Türkiye'min güzel insanları, Flash TV'nin sadık ve değerli izleyicileri, şiir ve türkü dostları ve iyi akşamlar yurdun ve dünyanın dört bir tarafına dağılmış, Türkiye'min hasretiyle yanıp tutuşan Türkiye sevdalıları. Desteğinizle ve sevginizle bir yılı geride bıraktık. Şimdi ikinci yılımızın ilk programı olması itibariyle özel bir yaklaşım sergilemem gerekiyordu. Bu özel yaklaşımı sergiledim. Özelliği şuradan geliyor. Birincisi benim çok eski 15 yıllık bir arkadaşıma bu payeyi tanıdım. İkincisi o yeni kasetini henüz daha stüdyoda yapıyor, bitirmedi. Ama buna rağmen alel acale bazı şeylerin demosunu yaparak getirdi. Size de dinleteceğiz ve Türkiye televizyonlarında ilk defa buradan yeni kasetinin ilk şarkılarını dinleyeceksiniz. Bugün bir başka şey söylemek istiyorum size, özelliğinin itibariyle. Biliyorsunuz işte bazı sahne sanatçılarımız vardır, yani müzikte. Fındık fıstık çerez tabir ettiğimiz işte eğlenceli şeyler söylerler. Hani bunu küçümsemek amacıyla asla söylemiyorum. Çünkü biz de eğleniyoruz. Bizim de işte düğünlerde, nişanlarda veyahut da özel günlerde eğlenmeye, neşeli, hoş müzikler dinlemeye, pop olsun, rock olsun veyahut da sanat müziği olsun veyahut da dans müziği olsun dinlemeye hepimizin çok ihtiyacı var. Asla böyle bir sekter tavırla söylediğimi düşünmeyin. Bu güzel bir şey. Böyle sanatçılarımızın olması güzel bir şey. Artı bir de romantik sanatçılarımız vardır. Sanat müziğinden, pop müziğinden romantik şeyler söylerler, duygusal şeyler söylerler. Onlar da bizi aşk deryasında, hayal deryasında uçururlar. Onlar da çok güzel bir şeydir. Ama bunlardan
benim şahsi düşüncem çok daha güzel olduğuna, en azından hiç kimsenin ya bu ne yapmış demeyeceği, bir de sosyal yanı olan sanatçılar vardır. Bunların da konsept olarak solda olabilir, sağda olabilir, ilerici olabilir, gerici olabilir ama hiç kimse onlara bunu niye yapıyorsun diyemez. Çünkü onlar dünya görüşleri doğrultusunda bir müzik yaparlar. Biz ona namuslu iş yapan insanlar diye bakarız. Ona katılırız veya reddederiz, hiç fark etmez. Elbette ki ben konuk ettiğime göre çok katıldığım bir insan. Size bugün böyle bir arkadaşımı tanıştıracağım. Ferhat Tunç, biliyorsunuz özgün protest müzik dediğimiz müzik türüne kendi çocukluğundan beri böyle bir müzik türünü tercih etmiş, böyle bir yolu iradi ve bilinçli olarak tercih etmiş. Süreç içerisinde bu iradi ve bilinçli tercihini de donatmış bir arkadaşımız. Sosyal duyarlılığı çok yüksek ve toplumsal olaylara karşı çok duyarlı ve kendini bu şekilde ifade eden ve birçoğumuzun da takdirini kazanan arkadaşımızı sunmaktan kıvanç duyarım. Ne haber? Ben 15 yıl dedim ama aslında evet, geçti değil mi 15 yıl? 20 yıl oldu tabii. 20 yıl. 20 yıl oldu mu? Ama seninle 15 yıldır tanışıyoruz tabii. Sen de çok yaşlanmışsın Ferhat. Yaşadık baksana beyazlar falan çıkmaya başladı. Yok ama sen de böyle birkaç aydır görüşmüyor musun? Bir değişim var sende. Yok Ferhat. Beyazlarım var çıktı. Spor yapıyorum ben. Yok genç ya, kalmak beyaz, için. Beyaz yok. Ayakkabıları mı değiştirdin? Yüzün gözün güzelleşmiş. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Benim için de ne çok... Ne yedin de güzelleşti? Ya dur hele onu karıştırma şimdi. Sonra söylerim ne yediğimi. Vallahi Ferhat sen en son sen ısmarlamıştın bana son yediğim yemeği. Bir yıl önceydi. Vallahi bir yıl oldu mu? O yüzden ben hiç bir sor bakayım niye görüşmüyoruz biz? Niye görüşmüyoruz? Niye görüşmüyoruz? Niye görüşmüyoruz? Ben arkadaşlarım, dostlarımın evine randevuyla gitmem de onun için görüşmüyoruz. Ha randevu almadan geldin ya. De almadın mı içeri mi almadın? Yok canım öyle bir şey yok. Niye? Neyse önemli değil ama yani programda da olsa görüşmek güzel benim için gerçekten. Ya ben hasta, yaşlı, benim, garip, aksi, nalet bir ihtiyarım benim, nedir? Ya yani telefon yaparlar değil mi? Ben de müsait olmamışım. Müsait, hayatta yapmam ben arkadaşlarımın evine gerçekten yok müsait misin değil misin diye sorup da evine gitmem. Bu arkadaşlarıma da bunu şey yapmam yani nedir? Şimdi gece saat 2'de kapıyı çalarsan ben de o anda olsun. Buhar banyosuna girmişsem. Burnunu sokmuşsan buharların içine. Hiç fark etmez. Ya mesela 10 dakika önce çok kötü bir kavga etmişim yani. Olabilir ya. Ters saatim. Yani benim orada olmam senin için çok bence bir ayrıcalık olmalı. O değerlendirmiş oluruz ortamı. Tatlı çocuk. Kavgayı çok seven bir insan olarak. Arkadaşlar birbirine gücenmez. Artı ben biliyorsun nalet bir ihtiyarım. Yok. Beni taşıyacaksınız, idare edeceksiniz. Oğlum, ne? Bak bizim... elimi sıktın gördün mü? Bütün evet. Yaralarım patladı. Bak kanadı. Gördüm ya. Gördün çok üzüldüm. Işte beni yüze yüze böyle kangren yaptınız. Yani benim üzmüş olman mümkün değil seni. Beni üzme Ferhat. Seni üzen insanlar varsa bana söylemelisin bunları. Boş ver anlaşılan biz kavga edeceğiz. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Bugün gerçekten çok hazırlıklı değildim açık söyleyeyim. Hazırlıklı gelsin. Hayır. Gelirken çikolata pasta bir şeyler gelseydin. Şimdi stüdyoda işte yeni bir albüm çalışması var. Özellikle senin yani ikinci yeni yılın ilk programı olması itibariyle önemsediğim ve bugün bütün gün stüdyoda mixleri falan yapmaya çalıştım. Böyle bir şeyler toparlayıp da Yusuf'un programında hiç olmasa bir ayrıcalık olsun, bir özellik olsun dedim. Ne güzel olmuş. Belki uğurlu gelirim 5 belki bin tane satarsın. Yok canım belki senin programın baksana bir yılı geride bırakmışsın çok önemli aslında. Evet. Yani televizyon kanallarında show programları yapan insanların bir yıllık bir süre boyunca hep böyle zirvede kalması çok anlamlı. Sponsorsuz, çok sponsorlu olursan gidersin. Evet. Yani sponsorsuz ya bunu Ferhat, yapmak çok anlamlı. Bu vesileyle söyleyelim. İnsanlar senin de işte konserlerde, klip çekimlerinde falan benzer sorunlar oluyor. Bizim insanımız zannediyor ki sponsor olmak çok büyük şeylere patlıyor. Öyle değil. Çok cüzi şeylere de patlıyor. Şimdi yani insanlar naçizane 300-500 dolarlık falan katılımlarla da sponsor olabiliyorlar yani. Ya çok önemli. Mesela ben bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki bu yeni albümün ilk klibini ben Diyarbakır'da çok çekmek istiyorum ama... Tabii Diyarbakır'a bir ekiple oraya gidip de böyle bir çalışma yapmanın çok büyük gidiş, maliyeti var, büyük bir bedeli var. Taşınma, konaklama. Dolayısıyla sponsorluk devreye girmesi gerekiyor. Yani sponsorluğa ihtiyaç duyuyorsun bir noktada. İşte nedir? Bu konuda özellikle mesela o yören insanlar çok duyarlı olduğunu düşündüğümüz insanlara bu tür öneriler götürülür. Destek sunuyorlarsa oluyor ama sunmadıkları zaman da yapmakta zorlaşıyor açıkçası. Ama eskiden terbiyeli sermaye her zaman sanatın arkasındaydı. Yani Avrupa burjuvazisinde falan sanat öyle gelişmiştir. Yani Rönesans yani, o şekilde oluşuyor. Türkiye'de bu yok. Olay.
Türkiye'de bu yok. Yani sanatın arkasında gene son yıllarda işte İstanbul Festivali falan gibi bazı sponsorluklar var. Büyük zenginlerimiz, Sabancılar, Eczacıbaşları falan yapıyor ama bunu da küçük çapta da yapılabilir. Herkes yapabilir aslında yani. Bir yani, kumbara yapılabilir bizim yani. Bizim için çok fazla geçerli bir şey sayılamaz. Ben yılların... Koçların, Sabancıların bize sponsorluk yapmasını beklemiyoruz açıkçası. Çünkü bizim arkamızda gerçek anlamda çok güçlü bir halk desteği var. Çok biz protestiz şey. Abi nasıl? Halkımızın desteği bize yetiyor ve gerçekten bugüne kadar nasıl getirdiysek bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Sen de, ben de ve benzin gibi birçok arkadaşımız da doğru yaptıkları sürece ayakta durmasını da becerebilecek. Duruyoruz da zaten. Duruyoruz zaten. Hadi ya, gidelim eski günlerden şöyle bir konuşturucu Yusuf. Merhaba diyelim. Şimdi evet böyle hemen savaşın kıyısından geçtik. Çok acılı bir süreç yaşadık ama tabii ki bunun etkisinden kurtulmak mümkün değil. Savaşlar sonuçta yaşanıyor. Biz ne kadar istesek de istemesek de yaşanıyor ve yakınımızda da böyle bir savaş yaşandı. Bunu tartışmasını yapmak niyetinde değil. Bütün dünyada biliyor ki bu çok haksız ve kirli bir savaştı. Sonuçta bu savaşta tabii ki siviller öldü, kadınlar, çocuklar, yaşlılar öldü. Hep birlikte savaşa hayır diyelim. Böyle başlayalım bakalım. Ateş olur, küle döner, yüce dağlar, ovalar. Kan ve barut içinde büyümesin çocuklar. Sevdalara kan düşmesin, insanlar öldürülmesin. Analar, analar, analar ağlamasın. Yürekler, ah yürekler, yürekler dağlanmasın. Analar, ah analar, analar ağlamasın. Yürekler, ah yürekler, yürekler dağlanmasın. Savaşa hayır, ölüme hayır, barış olsun yarına dair. Savaşa hayır, ölüme hayır, kardeşlik olsun yarına dair. Savaşa hayır, ölüme hayır, barış olsun yarına dair. Savaşa hayır, ölüme hayır, kardeşlik olsun yarına dair. Kardeşlik olsun yarına dair. Savaşa hayır, ölüme hayır, barış olsun yarına dair.
savaşa hayır, ölüme hayır, kardeşlik olsun yarına dair. Savaşa hayır, ölüme hayır, barış olsun yarına dair. Savaşa hayır, ölüme hayır, kardeşlik olsun yarına dair. Devam et. Devam edelim. Peki. Biz geleneği bozmayalım arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi. İkinci şarkımız neydi? Hadi bakalım. Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim topacım. Kiraz ağacında yırtılan gömleğim, aldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne. Uçurdum antellere takıldı, hani benim gençliğim anne. Penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne. Uçurdum antellere takıldı, hani benim gençliğim anne. Ekmek gibi, aşk gibi. Ah ne varsa güzellikten yana, bölüştüm, büyümüştüm. Bu ne yaman çelişki anne, bu ne yaman çelişki anne. Kurtlar sofrasına düştüm, hani benim gençliğim anne. Bu ne yaman çelişki anne, bu ne yaman çelişki anne. Kurtlar sofrasına düştüm, hani benim gençliğim anne. Akvaryumum kanaryam, üstüne titrediğim kaktüs çiçeğim. Aldılar kitaplarımı sorgusuz. Duvarlar konuşmuyor anne, duvarlar konuşmuyor anne. Açık kalmıyor hiçbir kapı, hani benim gençliğim anne. Duvarlar konuşmuyor anne, duvarlar konuşmuyor anne.
Açık kalmıyor hiçbir kapı. Hani benim gençliğim anne, yağmurları biriktir anne, yağmurları biriktir anne. Çağ yangınında tutuştum. Hani benim gençliğim anne. Evet, ben bu şiiri yazdığım zaman yolun başındaydım. Gencecik bir fidandım. O mahpushane deneyiminden dolayı bunu yazmıştım ve hakikaten orada hiçbir pencere açık bırakılmıyordu. Hiçbir kapı açık bırakılmıyordu ve duvarlar konuşmuyordu. Yıllar geçti, bu körpeye, hayata umutla bakmaktan başka bir günah olmayan genç yıllar geçti dışarı çıktı ama dışarısı artık eski dışarısı değildi ve onu kimse tanımıyordu. O duygular da yazdık tabii. Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde, sakallarım pas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, devrildim, fırtınaydım, duruldum. Yoruldum, çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Gökte, gökte yıldız söner şimdi. Annem beni anar şimdi. Sevdiğim var, kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Bir pınardım, kan oldum. Yol kenarı han oldum. Yanıldım, yanıldım ah. Ziyan oldum. Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Ben ardımda yaş bıraktım. Ağlayan bir eş bıraktım. Sol yanımı boş bıraktım. Birkaç tane de leş bıraktım. Siz benim kime küstüğümü, siz benim nasıl yandığımı, siz benim neler çektiğimi, siz benim neden kaçtığımı, siz benim niye içtiğimi, siz benim neden sustuğumu, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek.
adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi, yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri, yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nasıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki, belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy can evinden yaralı. Serin yayla çiçeği, oy Nazlıcan. Deli dolu heyecan, oy Nazlıcan. Göğsümde bir sevda kelebeği ve ölüme sunduğum can. Ah Nazlıcan. Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik Nazlıcan boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları, omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi. Belki yana düştü kolları. Ölüm, ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı, birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah, o da Nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın? Konuş sana. Hey Bedirhan, hey mezarı kartal yuvası. Mor dağların kaçağı, hey Bedirhan. Mavi gözleri şahan, hey Bedirhan. Zulamda suskun bir gece bıçağı ve beyaz gömleğimde kan. Ah Bedirhan. Biz üç kişiydik, üç intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben, Sufi.
derinliğinde. Yaylada bir seherin serinliğinde. Yaylada bir seherin serinliğinde. Avcıdan yarası dizlercesine. Yüzlerce soğuk namlu üzerime çevrildi. Yüzlerce demir tetik aynı anda gerildi. Anne, beni söğüdün gölgesinde vurdular. Öpmeye kıyamadığım dal gibi oğlum yere serildi. Üşüştü birer birer çakallar üzerime. Üşüştü dört bir yandan göğsüme,
ciğerime. Anne, beni leş gibi yiyip talan ettiler. Teşhis edilmem için parçamı savurdular önüne. Ben bu acılar ülkesinin, insana reva görülen bütün acılarını tattım. Aç yattım, ekmeğime sabır kattım. Beni milyon kere dövdüler üst üste. Ben bu yolu kendim seçtim anne. Ben ömrümü kendim kanattım. Geceler tanır beni. Konarım, göçerim ben. Geceler tanır beni, kan damlar içerim ben. Anne, anne sen beni unut, karanlığın bağrında. Kırmızılar ekerim, siyahlar biçerim ben. Suçüstü yakalandım, bölüşürken kalbimi. Suçüstü kelepçeyle yardılar bileğimi. Anne, ben diyar diyar umudun savaşçısı. Bir tutam sevgi için, bir tutam sevgi için dağladım gözlerimi. Prometheus'tum zincire vurulurken dağlarda. Ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs'ün köleliğinde çığlığında arslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Zindanlarda Cem Sultan, sehpalarda Pir Sultan ve Madımak'ta 37 can. Kaçıncı yok oluşum, kaçıncı var oluşum bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi hep külümden yarattım. Kanmasınlar, kanmasınlar, bizi öldük sanmasınlar. Şahin olduk yücelerde, söyleyin ağlamasınlar. 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 Sorun bizi uçan kuşa, yıldızlara daha taşa. Sorun bizi uçan kuşa, yıldızlara daha taşa. Sorun eğilmeyen taşa, söyleyin ağlamasınlar. 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 Hey!
acıyı bal eylemişiz, ölümü yar eylemişiz. Acıyı bal eylemişiz, ölümü yar eylemişiz. Güzel olanı sevmişiz, söyleyin ağlamasınlar. 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 Böyle bağlamak gerekiyordu, başka türlü olamazdı yani. Güzel atıştın. Ne yapalım? Seninle eskiden de çok iyi atışırdık, biliyorsun değil mi? Evet. O küçücük halen karanlık odada sabahlara kadar. Herkes görüyor zaten. Sabahlara kadar sevgili Ahmet Kaya ile birlikte üçümüz kafa kafaya sabah ezanıyla uyanıyorduk. Ben o zaman da seni sabah dövüyordum. Ezanını duyuyorduk, ondan sonra uyumaya başlıyorduk. Ben o zaman da seni dövüyordum. Bilmem artık. Gene döverim. Döver misin beni? Tabii ki yani. Sen bana el kaldırmazsın ki. Yani ikinizi de dövüyordum hatırına. Yaşın ilerledi ya Yusuf. Kim? Nasıl dövebilirsin ki? Sağlamız ya. Bu ne ya? Aa Zeliş. Doğum günün var yoksa Yusuf? Merhaba Zeliş, bu sen misin? Ha pasta değil mi? Şey. Evet, bugün yıl dönümümüz. Bu yıl dönümü, ha ne güzel. Ben şimdi bizim Zeliş. Ne yapalım? O pastadan yerim yani. Yer misin? Ya şimdi her taraf pasta olur ha. Her zaman yemişimdir. Her zaman o burluğun üzerinde. Vallahi yersin sen. İnanıyorum yani. Bakayım. Annemin gönderdiği peynirleri de yiyordun, sen bana getirmiyordun. Yedim. Peyniri boş ver. Elazığ'dan gelen o yağlı ekmekler. Nasıl her yerde söylüyorlar. Ya diyorlar Ferhat abi senin ekmeğini yemiş, peynirini yemiş. He diyorum ya, o çok öyledir. Bana gelen her şeyi yiyor diye. Biliyorum, geçen programda anlattın. Pasta mı da yiyorsun? Anlattın ama çok böyle. Tabii kendi cephende çok tek taraflı İnsan... anlattın. Onu... İnsanlar da öyle yer, yer de yerine bir şey koyar. Eskiden sen koymadık getiriyordun, mi? Dolabımı dolduruyordun güzel yiyeceklerle. Ben onları bir hafta yiyordum, artık gelmiyorsun. Tamam, haftaya ben bir randevu alayım. Allah aşkına. Geleyim. Buzdolabım büyüdü yalnız. Dolabım... Hadi üfür üfür, çabuk çabuk üfür çabuk. Mi? Sen üfür, beraber üfür. Hadi beraber üfürüm, hadi. Hadi nice yıllara. Hadi nice yıllara. Hadi tebrik ediyorum. Sağ olasın Berat'cığım. Getiren arkadaşlara da çok teşekkür çok ediyorum. Ama şimdi sevgili izleyicilerimiz beni... İki dakika bağışlarlarsa, çünkü biz biliyorsunuz sanata, emeğe çok değer veren insanlarız. Bizim programımızda o akan yazılarda her hafta görseniz ben bunu yapmazdım. Ama şu programa emek veren o kadar çok değerli insan, teknik ekip var ki bir kerelik olsun, en azından senede bir gün onlara bir hakkını verelim. İzin verirseniz ben onlara bir teşekkür edeyim. Başta, mecburen başta oluyor tabii ki, biliyorsunuz hiyerarşi var. Kendisiyle hiç tanışmadım ama başta genel müdürümüz Hüseyin Yurteri'ye, tanışıp çok sevdiğim genel yayın yönetmenim Şenay Şenol'a, gene tanışıp çok sevdiğim işletme koordinatörü Sinan Sakarya'ya, bundan sonrakiler hep tanışıp çok sevdiklerim. Teknik koordinatör Hüseyin Erüs'le, yönetmenim en çok seviştiğim ve en çok sevdiğim insan kanalda, yani adını alenen koyuyorum, kim alınırsa alınsın, olabilir ya, ben en çok Mustafa'yı seviyorum. Yönetmenim Mustafa Aktaş'a gene belli bir süreden sonra yayın program sorumlum olarak görev alan ve onu da en az Mustafa kadar seveceğimi düşündüğüm Nihal Kocamanoğlu'na, yönetmen değerli pırıl pırıl Sinan Güzel'e, sesçi kahrımızı çeken Kubilay Şener'e, ışıkçılarımız Sami Kılınçoğlu ve Erkan Öztürk'e, kameramanlarımız hepsi birbirinden değerli ve yakışıklı, hepsi okumuş çocuklar, okuldan gelmişler. Yaşar Kaçmaz, Çağdaş Rüzgar, Zeynel Gür, İlker Özlü, Uğur Yüksel ve Zafer Bire. Makyajcımız demin de çiçeğimizi getirdi. O bizim Zeliş'imiz, kendisi aynı zamanda kendi çiçeğimiz, pastamızı getirdi. Çiçekle pastayı o yüzden karıştırdım. Zeliha Camus'a ve dekorumuzu inanılmaz bir enerjiyle yapan, kuran, söken, tekrar yapan, kuran, söken Ahmet Kılıç ve Nihat Kayatepe'ye ve yayın yönetmenlerimiz Canan Aktaş ve İbrahim Akın'a ve VTR KJ operatörlerimiz Aytaç Omaç, Engin Deniz, Coşkun Demir'e, yayın sorumlularımız Seçil Öden, Zafer Özdemir, Ramazan Yüksel, Erkan Aslan'a ve teknik müdürümüz Hadi Karaoğlu, teknisyenlerimiz Oktay Sütçü, Ümit Hancı, Taylan Ergenç, Akif Mutlu'ya, ölçü bakımcımız Dursun Aslan'a, danışmadaki Erkan, Kemal, Murat ve Dilek'e, hizmet görevlilerimiz İnsaf, Nazlı, o İnsaf var ya hep çaylarımızı getiren ve dönüşümlü olarak Nazlı, Aysel, Güneş, Şemsi, Müessir'e,
Yayın planlamada emeği geçen Gülfer Eren, Müesser Nalbant'a ve montajda Kasım Durmaz, Nilgün Yıldızhan, Ahmet Teke, Gürkan Yılmaz, bunlar gece kuşları montajcılar. Herkese tek tek daha ismini unuttuğum, sayamadığım kanaldaki herkese, kanalın binası dahil teşekkür ediyorum. Sevgiyle bugünlere kadar geldik. Bundan sonra da gideceğiz. Geldik son limana. Kaptanımız, sevgili kaptanımız benim buzdolabımı dolduracak yarın. Bugün de programımızı dolduracak. Evet, şu saydığın isimlerin hepsini ben de çoğunu tanıyorum ve çok sevdiğimi de söylemeliyim. Gerçekten ben her televizyon kanalında bu kadar rahat olmam. Ayrıca çok sevmiyorum televizyon programlarına çıkmayı da. Ama flaşta girince biraz kendimizi kendi evimizde gibi hissediyoruz. Evet. Bu sıcaklığı veren de, bu hisse veren de sanıyorum buradaki arkadaşların kendileri oluyor. Ben de teşekkür ediyorum bu vesileyle. Şimdi o arkadaşlara istersen şey yapalım. Flash TV'den de bana teşekkür etmemi söylediler. Flash TV adına, kendim adıma ayrıca ettim zaten. Flash TV adına da sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü bir kaseti yaptın, oluşturdun. Evet. Ve ham haliyle getirdin bize. En azından 3 tane dinlettin. 3 tane diğerlerine. 3 tane dinlettin. Diğerlerine de kıyamadın ama tam olmadığı için, içine sinmediği için. Diğerlerinin de tümünü de, kasetin tümünü daha de bir şekilde Flash TV'de insanlarımızla paylaşmak isteyeceğim. Herhalde paylaşmak isteyeceğim tek kanal yine Flash olacak. Bunu da buradan söyleyeyim. Bir de nezaketinden dolayı benim programıma geldin. Aman ayıp olmasın, hep benim şarkılarımı söyledin. Peki, herhalde öyle de bitireceksin. Yine nezaketen finalde yine senin iki tane eserinle yapalım. Bir tanesini hem müziği hem sözü sana ait. Gemiyi ama ikincisini de sözü sana ait. Evet arkadaşlar. Gemiyi bu şekilde yanaştıralım diyoruz. Evet öyle yapalım. Artık buzdolabını doldurmaktan da vazgeçiyorum. Niye ki? Yani iki tane şarkını söylüyorum daha, ne yapayım? Ya bu şarkı karın doyurmaz ki. Tamam. Neyse bir şeyler düşünürüz. Koy ver gidim, yaralamasın, yaşlar akmasın. Doymadım ömrüme nasıl ölüm, yaralamasın, dizin vurmasın. Yollar tuzak ben nedim, yaralamasın, ciğer yanmasın. Ah gülüm solmasın, ağlama yar, gel ağlama yar. Kadam belam bana gelsin, sen ağlama yar. Ağlama yar, gel ağlama yar. Kadam belam bana gelsin, sen ağlama yar. Gül kırılmasın, gönül kırılmasın, kalp fırtına boran olsun, gülüm yamasın. Ben öleyim, oy ben öleyim, bu canıma kurşun değsin, dur ben öleyim. Ben